şu anda. Şu yanların falan inanılmaz uzadı beyler ya, baksanıza. Yani şöyle oldu. Abartayım biraz fırçayı. Ya zaten yanlara iyi yağ yapmamız lazım. Yanlar böyle çok önemli yani saçta. Oğlum bir gün bir tane bir kuaför bana şey itelemişti lan. Ne? Bu ürünü kullan çok iyi gelecek diye şampuan. Ne oldu? Şampuan oğlum kullanmıyorum ki. Şampuan mı sattı herif baya baya? O ikna etti beni yani saçım varmış gibi. Hayırım sana emanetim. Her yeteneğine güveniyorum. Tasarımcısın. Photoshop, Premiere, Adobe, After Effects. Hayırım bana bıraksana. Hayır. Bana bıraksana oğlum ya. Direnin sakalını kesmiştik zamanında tam burada. Aga ya o klip, yıl adam klip çekemedi 4 ay ondan sonra. O benim o bu yıl mıydı ya? Tövbe estağfurullah. Bu arada sıfır bana yakışıyor yani. Askerden sonraki fotoğraflar falan. Sakallar çok uzadı, onu ilk keseceğiz. Derdim üstümüz başımız kıltıyor olmasın. Kaliteli style. Aa, sen de beni çeksene kanka. Çekeyim abi. Ben bunu kendi şifremi giriyorum ya, olmuyor abi. Şey senin... Senin telefonun diye herhalde. yazdım olmadı. Gelin arkada... Dur önce somurtuk yapayım. Çok eşittim abi. Ya çekeceğim fotoğrafa. Bence harika çıktı. Bir de berberin muhabbeti ünlüdür kardeşim yani. Böyle bir yanına alayım bunu. Şöyle bir tane. Arkadaşlar bakmayın oraya. Geçiyor mu? Bakmayın oraya dediğin şey götün müydü? Kalacağım diyelim. Hips don't lie. Kaç para etmişim kanka? My hips don't lie. Kardeşim ya, siz şimdi ayağınız alışsın da. Başladık Hasan Yılmaz, hoş geldin. Bizim kafamız arasın bence bu tıraş. Siz bana bir hikaye atın. Ben sizden para almayayım da. Anlasana da 9K yazalım diyorlar. Ben böyle o tarafa geçeyim, şöyle geleyim. Çünkü bana odaklanacak. Buna da kalkma be. Harbiden bantıyor bu arada, profesyonel ama boğazımı sıktı biraz, olsun. E içine mi gitsin, yayın yapacaksın? Kanka bak, 1-1.5 ya da 1.5-2 diye gidiyor. Yani ya tamam dur sonra kanka. Dur. Matematik kötü evrim. Sen haberin olsun. Gel. Şey olacak. Azdan çoğa doğru. Elimi böyle keserken böyle bir anda böyle bir yandan da şey yapsana. Ne ayarı yapayım? Var ya, ayarı ileri doğru şey yapmaktır. Dur kanka. Bak oradan başlamıyorum. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Arkadaşlar yandık. Almayı şuradan başlayalım. Yandık. Yemin ederim yandık. Ben nerede değilim ben? Yemin ederim yandık. Sizi katmıyorsun değil mi? Hayır. Öyle kullanılmıyor makine bak. Amına kodumun çünkü şey yapmıyor. Bir saniye. Kanka Allah yatay Allah kullanılıyor. Dikey saplanmıyor. Allah ben Allah! Ne olmuş ya? Çok gerildim şimdi. Tamam. Çok komik oldu. Ben de geliyorum burada. Ya vallahi komik olmadı. Alakalar 45. ay. Görebiliyorum buradan. Hoş geldin. Alihan 45. aydı kutluyor. Hoş geldin Alihan. Nasıl Alihan? Nasıl gidiyor? Ankara'da en son etli ekmek... Sana şey... çok bozuldum canım, tahminle saçı gibi diyor. Bütün düzen gitti abi, bütün saç gitti. Lan çok da iyi yapıyorum. Nasıl bak? Siz gözleri görmüyorsunuz da gözler sürekli şeyde. Yan ekrandan kendine bakıyor. Mubot hala çekiliş paylaşıyormuş, onu bir kaldırın, unuttuk onları galiba. Tamdır. Nasıl bir kulak ya? Kaliteli, elf kulağı. İlk ben tıraş oldum arkadaşlar. Hayır direncine dönüşmeyeceğim arkadaşlar. Ay hadi inşallah. Erim tam fokus dikkatini dağıtmayın diyor. Doğru söylüyor. Ben bir kere Hasan'ın dikkatini dağıttım. Yanında annem de vardı. Adam makası şeye, çeneme sapladı şuraya. Oha. Buradan kan çıktı yemin ediyorum sana. Oha. Eliyle bastırdı önce o çıkmasın diye. Elini bir çekti orada mı kalmış kaldı. Annem var yanımda. Annem de içi gider. Ben umursamam da öyle şeylere. Bir şey olmadı falan diyor Hasan da böyle. Beni almış orada ki, aa senin benim varmış. Artık yok. Salon hey aynen kardeşim. Gidin. Çok iyi kuaför. 12 yıllık saçımı da o kesmişti. Abi Hasan abi. Elim sıfırdan ya. Böyle bire falan gitmiyor. Telefon numarasını yazıyor oraya, öyle söyleyeyim. Bence çok güzel yapıyormuş.
Ne zaman kaldıracağını çok iyi biliyor. Bak çok paralel kaldırıyor. Ne zaman kaldıracağını evet iyi biliyor. Senin saçla ilgili çok muhabbetin var değil mi? Şakalar, her şey hazır. Yok abi, ben de saç konusu kısa kesiliyor. Yani. Kuaföre tıraş için ne zaman gideriz? Vallahi açılmış da ben hiç gitmenizi önermem şu an hiçbir yere. Arkadaşlar. Bizim bunu evde kesmemizin de bir sebebi var yani. Yani kendinizi biraz daha berberde hissedin diye istiyorsanız şununla falan... Bu muhabbet etmiyor bu kuaför. Yandan... Sen ben oğlum. Çok zormuş lan berberlerin. Sen berber misin, kuaför müsün evde? Böyle dürtelim evrim adamı. Evesin şeyim, nikahim. Kuaförle berber arasındaki fark ne kanka? Bir tanesi daha çok para alıyor. Hadi bakalım hangisi. Fakir berbere gider, zengin kuaföre. Öyle bir video vardı. Çok zengin de stiliste gider bu arada. Kanka stilistim de vardı şimdi. Stylist. Evrim peki kafasının anatomik yapısına göre mi kesin? Oğlum bu dayama muhabbeti neymiş? Ben burada öğreniyorum bunu 30 yaşında. Bir şey çok zor değil mi teknik olarak dayama şu an? Dayamamak çok zor. Dayamak çok kendini zor. Kendini mi dayıyorsun aleti mi? Hayır ama ki. Benim boyum var oğlum. Biz orospu çocuğu muyuz? Evrim baya böyle falan yapması gerekiyor öyle söyleyeyim. İmkansız dayaması. Şöyle mi dayayım yani, nasıl yapayım? Dayayan dayar, kısa boylusu dayar. Kanka aynı numarayla almıyorsun değil mi her yeri yani? Onu şu an aynı numarayla alıyorum. Sonra daha kısa alacağım evet. Ama ta oraları o numarayla çok mu kısa oldu acaba? Hayır. Altlar da kısalınca belki. Hayır belki biraz. Çok uzun da olmadı ama. İzleyen berber varsa... Yedi cettine söylüyor. Yorum yapmasın ama yedi cettine söylüyor olabilirler evet. Bence çok rahatlayacağım ve güzel olacak abi. Evet. En azından rahatladığın için mutlu uyuyorsun öyle söyleyeyim sana. Ben kendi saçımı kesmişim. Bir de uzun kes de hani olmazsa kısaltırız. Hani hep berberlere söylerim ben onu. Evet. Ben de hep berberlere söyledim. Berberler de hiç öyle yapmaz. Çünkü evet, senden sonra da müşteri var. Ama evet. Benim senden sonra müşterim yok. O yüzden öyle yapıyorum. Yo hiç berberlere öyle bir şey söylemedi Cantan. Ben tanıyorum Cantan. Çok söyledim oğlum ben. Her gidişimde yemin ediyorum aynı şeyi söylüyorum aynı insanlara. Evet abi. Sen güvenle, safe zone'da yavaşça kısalsın istiyorsun abi işte. Kısalması kısa, uzaması uzun sürüyor ya. Bir de kulağına dokunulması güzel bir şey galiba ya. Ne? Bunu söyleme sen. Tıraşı yarım bırakalım. Evet abi bu tıraşı yarım bırak. Hayır. Ben adama dayamıyorum diye canı çekti herifin resmen. Kulağıma dokunulması iyi bir şey falan diyor. Sen bir de bak şimdi. Lan bir sonraki aşamada ensene holluyor. Onu gördüm de. Kulak fetişim yok abi. Başka fetişlerim var da. Şey. Yok anlat ya anlat. Nasıl ya? İlgilenildiğini hissediyorsun yani. Kulağına dokunulunca ne bileyim. Ben dokunayım mı öte kulağına? Şey yapacağız. Elim biraz dokun adamı kulağına. Başcağız verir bak. Ben dokunacağım kulağına şimdi senin. Bıçak fetişi var diyor. Ne oldu? Fetişlerim kasa, anladın o. Kasa fetişi fetişimiz var arkadaşlar. Senin bu saçını önce kim kestiyse o kötü kesmiş. Klasik bak, ilk defa yeni berbere gittiğinde bunu söylerler. Direkt yemin ediyorum bak, 10 farklı berberde bunu duydum ben. Kim kestiyse kötü kesmiş, iyi kesme şansı yok. Abi canım bu tarz fena olmadı ha. Ha rekor fetişim de var beyler, 2 etti bildiniz. Koltuk ne zaman satışa sunulacak? Beyler korona bir yavaşlasın, bir üretimler başlasın. Öyle. Acelemiz yok beyler. Bizim hiç acelemiz olmadı bir şey yapmak konusunda. Gerekirse bir yıl bekleyeceğiz. İddia fetişi 3. Beni biliyor izleyicilerim ya. Abone fetişi. CS fetişi. Bu arada yani fetiş dediğiniz şey insanların aslında çok sevdiği şey demek yani. Sevgi fetişim de var evet tamam, yazmış. Ney kanka? Kapılan obje demek aslında fetiş. Hayır. Ama evet. Delicesine mi? Delicesine sevmek. Hayır. Ney kanka? Ya seks objesi olmayan bir şeye seks objesiymiş gibi ilgi duymak. Hayır normal fetişin genel bir tanımı da var ama. Fetiş seks.
Ya mesela bacak seviyorsan bacak fetişin var anlamına geliyor aslında. Ondan çok hoşlandığın için, önceliğin olduğu için gibi. AWP. AWP evet, Counter'da ama. Evet. Valorant'ta çalışmıyor AWP arkadaşlar. Kel fetişim yok. İnşallah. Diren'de olabilir o. Olmasın abi. Evet, ben kel seviyorum. Ama Jason Statham yakışıklı bence. Evet, Jason Statham'ın kafasına bir vuracaksın çap diye ses geliyor. Ya karizma yani. Ha böyle olmuyor. Ülke gündemini konuşmamız lazım diyor. Kesinlikle böyle berber. Makine bozulmaz değil mi? Yani insan aslında. Kankam yavaş yavaş. Güzel oluyor herhalde değil mi Evrim? Ne yaptın adamın kafasına? Cidden mi? Niye yani biliyorum? Evrim ne yaptın adamın kafasına Evrim? İlhan kıllatma, ciddi söyle. Kanka toparlamaya çalışıyoruz şu an. Toparlama kısa mı yaptın Yüce? Hayır. Bir dakika kaçta yapıyorsun şu an? İki şu mi? An 3. Tamam. Yukarılarda 5. O zaman seni 3 kere sikiyorum. Kaşım almazsın değil mi yanlışlıkla kanka? Lan ne olacak, kökü sende ama. Ya sikerim çıkmıyor aylarca, millet birbirinin kaşını kesiyor. Allah bu iyi bir karar mıydı diye düşündüğünüz anlar olur ya. Kanka bu iş zor ya. Yanlar boyun kuyruğu bozuluyor. Bu iş sonra geldi abi, fark ediyorsun değil mi? Harbi yapıyordur, yeteneklidir herhalde. Kanka yapıyorum ama tabii ben berber edasıyla yapmaya çalışsam da iyi olacak. Bence iyi olacak. İyi bence de şık olacak. Hiç iyi olacakmış gibi bak. Oğlum ya. Sıfır aboneye düşmüşsün Diren. Sıfır yazıyor. Dur nerede? Dur. Aboneler nerede? Yazmıyor sıfır be. Sıfır yazıyor lan gerçekten. Nasıl sıfır yazıyor ya? O zaman bu chatte yazanlar ciddi lan abi. Herkes. Bu lan bozuldu. Bir dakika şeye bakayım. Programı bozdunuz lan. 0K emotu gelsin diyorlar. Aman akım her bokun emotu geliyor size de. Biz morospu çocuğumuz diyor. 0K da garip bir rakam, hiç duymadık değil mi? 0K olmuyor ki. İşte. 0K da oldu. Durduk yere bozuluyor beyler. Arkadaşlar dün yayınımızın kopma sebebini öğrendim. Diğer yayıncı arkadaşlara baktım. Onların hepsinde yayını gitmeye başlamış. Biz 50K'yı geçtikten sonra. Türkiye'ye ayrılan anladığım kadarıyla sunucu limiti yetersiz kalmış. Herkesin yayına drop girmiş yani. İnternetten bağımsız olarak. Bir şey söyleyeyim, bu harbiden 0K kaldı ama sitenin hepsinde sıkıntı var. Sende değil. Şey giriş yapılmıyor mu? Yok, girili ama 0 yazmış neden sonra devletin belgesi. Mail atalım ya kanka. Bir saniye abi, tamam. Kanka bak, bir daha tekrar bir şey söyleyeceğim. O makine dikey kullanılmıyor, yatay yaparsan oluşuyor motif. Öyle yaparsam, bakayım ben. Bro'cum dur, tamam. Allah aşkına dur. Kanka adam ters kullanıyor makineyi ya, hiç güven vermiyor. Düzünden hayır görmedim çünkü. Düzünden hayır harbiden görmedi bu arada, haberin olsun. Kısaltacak biraz daha da öyle olacak. Bakayım be. Bakayım mı bro? Şöyle çeneden tutup bir bakma hareketi falan da oluyor orada genelde. Erim ben valizini topladım. Abartma ya. Saçı yok diye amına koyayım. Şehir dışında belki bir süre kaçmak isteyebilirsin. Bu adam seni öldürür, öyle söyleyeyim sana. Burası. Hayır hayır. Çok bakma. Büyüsü bozulur. Orayı bir toparlayacağız tamam mı? Orası hafif şey oldu. Hayır sakalla da oturur şimdi. Sakal çok sakal yere. Sakal da çok evet. Onları ayarlayacağız. Keloğlan mı? Ya Keloğlan falan değil ya. İnşallah. Şimdi kaçtayız? Ben burada saçlarımı yıkamayı unuttum. 3. Kaşımı almadın değil mi? Yok. İlk sakal mı yapılır, saç mı? Genelde saçı yaptıktan sonra saça uygun sakal evet yapıyorlar. Abi Hasan biraz darılacak sana. Ben bunu sana gözlerim kapalı WhatsApp'ta da yapardım. WhatsApp'ta 50 tane hata falan yazacak şimdi Hasan. Yo ben bunu sana gözlerim kapalı da yapardım. Cantu niye evime yaptın diyecek. Evet yukarı doğru yapılır. Ben de onu öneriyorum da. Kuaförde çok yorum yapılmaz şimdi.
Hasan drone'la daha iyi keser. Ama bir daha gelmeyeceğim galiba. Kuaföre. Hasan drone'la daha iyi yapardı abi. Yemin ediyorum bak drone'un ucuna taksa onu böyle dız dız. Döner keser gibi tutuyor evrim diyorlar. Kim onu yazar? Alihan Kalaycı 45 aylık abone. Alihan boku yedin. Bu dönerin bu kadar kötü olma ihtimali yok Alihan. Melih'in de çok uzamış taşları bu arada ya. Evrim kessin. Ceza olsun ona. Ya çok yorum. Ne yapıyorsun? Ha? Sallıyorum elime. Niye? Sana ne amına koyayım? Öyle bir tane video vardı. Ben bir anda basıyordum böyle. Allah Allah. Dikkat et yakalamasınlar. Kardeşim sıfır abonemiz var. Sen şunu çözsene ya. Ben ona bakacağım bir saniye. Mutfaktan bakacak. Kesin yemek yemeye gitti. Eğilsene bro. Bu kadar mı eğiliyor ya? Kanka nasıl? Zevkli meslek mi? Süper. El hareketi yaptın galiba orada. Gölgeden, evet, evet. Gölgeden gördüm onu. Niye öyle yaptın? Kanka yani hiç kesmiyor. Garip. Brown diyedir kanka. Herhalde. 100 liralık alet. Şimdi kanka şurayla bir uğraşalım. Güzel olsun. Attı mı sana acaba? Neyi? Afrika çok güzel bir şey yapmış. Abi bir şey rica edeceğim evrim. Hı. Ben şu sağ tarafı dikiyorum orayı komple alma kanka. Umarım nasıl? Geç kalmamışımdır. Ha. Şu saçlar var ya bunları almadılar. Onları almayacak. Onu aldılar ben 5-6 kere söyledim üçünü de aldılar. Şarjı bitmez değil mi aletin? Biterse takarız. Biterse var takılı da çalışıyor. Şimdi bana doğru bak bakayım. Bir dakika yapamadım. Tamam. Buna benziyorsun. Yemin ederim buna benziyorsun. Allah belan versin. Saçın nasıl oldu biliyor musun abi? Kızlar böyle bazen sevgisini ayrılır da evde saçlarını keserler. Bunlama giren salak kız modeli. Aynen öyle abi. Yemin ederim. Hayır be yapmayın. Bunalıma girip çok sevdim. Görüyorsun işte ya hiçbir şey. Göremiyorum hiçbir şeyi. Oğlum elim uzandı yalnız ha. Bu arada geldi abone. Geldi mi kaç? Geldi. 78-78. Oraya anlattım oraya. Özel alınmış bir telefon sonu gibi yemin ediyorum. Bakayım. Aa harbiden toplamış ha. Evet amına koyayım. 3 gün sonra falan çok iyi olacak saç. Şu an gibi. Biraz uzaması lazım. Kaç da yapıyorsun şu an Evrim? 2 mi? Evrim kaç da yaptığını zannediyorsun ya. Biraz yukarıdan aldı uzman. Kaç da yapıyorsun? Oğlum cevap vermek bu kadar zor mu? Ya oğlum her yere değişiklik yapıyorum şimdi. Nerede sorduğunu bile hatırlamıyorum. Az önce kaç da yapıyordun? Şu an kaç da yapıyorsun? Şu an 3 da yapıyorum. Evrim makine hakimiyetini görüyorsun değil mi? Şimdi çok hassas bir noktadayız. Kısaları yapacağım artık. Erdoğan'ı kurtarmaktaki saça benzedi abi. Ama daha çok Erdoğan'ı kurtarmak gibi. Helal kardeşim çok iyi yapıyorsun Evrim. Evrim askerde kesin var ya berbere versinler. Aa. Kaşlar geldi. Kaşıma dokunulmuş gibi hissediyorum ben. Bana da öyle geldi gibi. Değil mi? Yerinde kaşlarım. yerinde. Oğlum emeğin kıymetini bilin bak. Her yerin kıl oldu.
Yani keşke Can Tanrı'nın kafasına da kıl. Keşke Can Tanrı'nın kafasına da kıl kalsaydı kanka. Çok kestiğin için belki her yerin kıl olmuştur. Kameramından çekil, kelin parlıyor, göremiyoruz diyorlar. Azıcık yukarıya kalksana. Gözüküyor mu lan? Oğlum ışık, ışık uzması çıkıyor lan, bir dakika. Bak. Dağlar dağlar. Kurban olam. Yollarda şey geçen. Sevdiğimi. Ne vardı kanka? Peruk mu? Getireyim bu. Yo yo şey ya. Şey. Saç kurutma makinesi. 5-6 kere daha şey derse belki anlarsın. Hani ne kurtarabilir diye düşünüyorsun ama. Nerede saç kurutma makinesi? Kanka fırçayla fön çek. Ben de kullanmıyorum hiç. Ben nereden bilebilirim bu saç kurutma makinesini? Abi görmüşsündür mutlaka, aşağıdayım. Hayır ya. Neye benzediğini bile bilmiyorum. Ben 5 senedir görmüyorum. Aşağıda Aydede var diyorlar. Oğlum yavaş gel ya. Acıdı mı? Acıyı bile söyle, ben hissetmiyorum. Yok acımadı hemen. Dren Helsinki'ye benziyor, evet. Anostan Dren Can yarattı diyenler var sana evrim. Kankam, sonuçta ben berber değilim. Önce onu söyleyeyim, bir kaldı kapı. Ya bu yayından önce yaparım yaparım deyip durmuyor muydu? Berber değilime ne ara döndü bu? Enseyi mi yapacaksın? Ben yapıyorum abi gayet de. Bekle. Küçük kafalı adamlar gibi gözükmeyeceğim değil mi? Harbidir lan. Ya sen de daha önce görmedin mi saç modeli? Eyvah. Sen de görmedim, babam da görmedim. Dünyadaki diğer erkeklerin ismini de görmedim. Kadınların ismini de hiç görmedim. Dümdüz çıkmıyor değil mi? Bir geçiş var. Geçiş mi? Var. Çok net bir geçiş var. Stadyum koltuğu hayır, gibi anasını. Hayır, çok güzel geçiş var. Nasıl güzel geçiş var? Bence süper abi. Abi evrim körmüş. Daha önce nasıl anlamadık? Evrim körmüş abi. Bakayım. CS'yi de o yüzden kötü oynuyormuş demek ki. Emin bu nasıl bir geçiş kanka? Diren şey yok mu öyle hani renk tuvali gibi smooth yavaş bir geçiş yok mu? Smooth mu? Çizgi mi var? Renk tuvali ya tuval gibi değil de o boyaları koyduğun yerde oluyor ya kırmızıyı bir yere yeşili bir yere. Öyle abi. Bak şu an renk geçişi o şekilde kırmızı. Şuradan terakıyor alnından. Alnından terakıyor şu an ciddi anlamda. Belki gözüne kaçmış olabilir o yüzden göremiyorsundur be. O yüzden kötüdür kanka bu. Ya bu çocuğun ne kadar boş bir... Ne kadar bir kapasitesi var abi. Sınırsız boş amına. Çölden yeşillik alana geçiş diyorlar. Duram çok konuşuldu. Aa berberler odası beni tehdit ediyor ya. Tamam bir bakayım şimdi iki tarafta. Bu taraf süper oldu zaten. Bu taraf harbiden süper oldu. Bu tarafı çözeceğiz şimdi. Çözeceğiz derken bir sıkıntı vardı onu mu çözüyoruz daha kısaltarak? Lan bu işin kendisi sıkıntı. Ben evde saç kesiyorum. Bu normal bir şey mi sence ya? Değil mi? Nasıl oldu ama piç? Ha? Abi iyi olduğuna inanıyorum. İnanamıyorsun değil mi nasıl iyi olduğuna? Evde tarak bile yok. Kötü yorma yapanlara gelsin. Tamam şaka maka günün sonunda herkes 10 üzerinden puanlayacak beyler bu kesin. Puanlasın. Şu an ama değil daha görmeden değil sakalı da yapalım. Sakalı bence. Tamam mı? Oğlum vurma kafama yavaş yavaş. Abi de öyle baksana. Tokatlar gibi. Abi bir yerden sonra ne oluyor biliyor musun? Sen bir insan değil nesneye dönüşüyorsun. Berberler o yüzden öyle yapıyormuş. Evet anladım. Nesne oldun oğlum. Senin kafan şu an kanka, nesne. Kanka neyi başaramadın peki? Yarım saat oldu. Neyi nasıl başaramadım abi? Hasan seni 5 dakikada çıkardı oluyor mu hiç? Hayır. Yarım saat muhabbet, yarım saat saç.
Evet abi. İstiyorsan biraz daha... Şimdi biraz zor kısma geldik. Eskişehir'in belediyeciliği hakkında konuşalım. Saç kurutma makinesi geldi mi? Kanka onu tak, onunla işimiz var. Takayım kanka. Takayım usta! Aa, en sevdiğim takayım usta! Değil mi? Evet, en sevdiğim kısım. Genelde bitmeye yakın oluyor bu iş. Gene dik mi tutuyorsun tersten mi? Kankam. Alnından ter akıyor. Usta yıkın mı abinin kafasını? Usta! Havlu nerede havlu? Ya. Götüme sürttüm havluları usta! Kanka alet ısınmış, bir boynum yandı. Anladım. Kanka tamam dur. Boynun ısınmasına yanmıyor. Hiç orada şey kalmadı hiç. İşlemci gibi ısındı alet. Evrim bu tablonla bize ne anlatmak istiyor? İnsanın yalnızlığını. Çukur yeni sezonda oynar falan diyorlar. Beyler bak bana. Başaramadık abi diyenler var. Dur öyle bir şey yok. Mission failed. We get him next time. Ey kafayı bro. Hangisi lan can diyen var Evrim? Geldi mi sıcak? Geldi götüme. Favorileri falan güzel ayarlarsın değil mi? Yakışıklı gözüktüm. Güzel ayarlar. İkinci soruya cevap yani, bulamam. Evim dik mi tutuyor aleti, yatay mı tutuyor şu an? Abi tutuyor. Önemli olan. Yani cevap olmadı mı kimse cevap vermiyor. Önemli olan. Yani zaten şimdi. Tutuyor olması bence önemli. Tutmaya da bilirdi. Tutmasa da farklı bir sonuç çıkmazdı bu arada. Rastgele fırlatsam kafanı her seferinde adet. Böyle bir tıraş çıkardı. Kör koklayarak daha iyi keserdi. Kağıt abinin saçlarının selası veriliyor diyor. Dur bir kafaya yiyor. Bizim abi biz seni böyle de izleriz. Saç kıran mı oldun? Evrim uzundan kısa, kısaya gitme planımız vardı. Dön bir kanka. Tam dik dur yani. Tam dik dur. Evin bütün soruları yanılsız bırak hakkını kullanıyor. Ve ondan sonra 3'e vurursun. Yok ya yapmıştır kardeşim benim. Güzel bence beğeneceksiniz. Bence 5 kurtarır. Kanka eli ayarı yapacağına uzunluğu ayarlayıp şey yapsan daha orada şey olabilir. Olmuyor. Evet. 140K'dan sonra bozulmuş diyenler var. Ne alaka? Üstlere makineyle mi gidecek? Makas da var, makine de var beyler. İnşallah önce bakacağız. Girmez. Beraber karar vereceğiz her şeyde olduğu gibi. Saç GG. Mişim bayağı. Ya ben berberdeyken telefonla oynuyordum. Verebilir misin telefonumu? Bakayım bari ya. Yok yok, kamerasını falan açarsın, sürpriz olur. Yemezler. İyi denemeydi. Kanka. Ey kapa. Chat organize olmaya başlıyor. Herkes 10 üzerinden 0 yazsın, 0'a kestirelim saçı. Bu hikayede... 0 muhabbeti ne ha? Ya 10 üzerinden 0 yazsın, 0'a vuralım gibi bir şaka başladı orada. Hepsi uyuyor. Niye vuracağım 0'a ya? Herkes eğlencesinden. Tamam mı artık? Hayır. Of. Dur. Gördün mü üstad şeye çıkardı attı. Hiç Hasan'ın yere attığını görmemiştim kullandığı ekipmanları. Kaç bu? 2 mi? Bu mu? 0. Oğlum sen taşacak mı geçiyorsun? Direkt alır bak o. Kankam 0 da 0 almıyor ki. 0'dan başlıyor işte. Sıfırdan başlıyor. 0, 0.5, 1.25, smooth geçiş ya, 1.30, 1.35, 5. Yüzümden, yüzümdeki terleri görüyor musun? Ben terleyen bir insan değilim amına koyayım ya. Sen saç olan bir yere sıfırla girmedin değil mi kanka?
Saç olmayan yerde ne işin var oğlum? Saç olan bir yere. Evet. Sıfıra girmemişsindir. Girdim. Nasıl ya? Kanka sıfırı sıfır değil ki. Jilet değil sonuçta bu. Bence ömür boyu aklımızda kalacak bir şey geliyor. Sıfır abi ben sıfır değil bu arada. Benim kafa sıfır mı şu an? Değil. Bir de sen muhabbet etmedin. Ne biçim berlersin ya? Lan oğlum terledim. Suratından tar akıyor. Götündekileri söylemiyorum bile. Al bir de muhabbete eksik evet, oldu yani. Zanaatle arasının ne kadar iyi olduğunu gördük değil mi abi? Biz memleket meselesi konuşuyorduk Hasan'la. Evet. YouTube'un gidişatı. Ya kardeşim git konuş sen Hasan'la. Ara Hasan'ı konuş. Ne bileyim yeni bir makas aldım diyordu 2000 liraya. Onu gösteriyordu böyle. Bence ama hepsi böyle başlıyor. İlk kötü tıraşı... Tamam mı? Sessiz yapınca kötü olduğu direkt belli oluyor ya. Kanka yemin ediyorum sonra spontane yapıyor şu anda. Sonra muhabbet etmeye başlıyor. Hissediyorum şu anda. Ne? Spontane yapıyor. Evet. Improvize böyle. Şey gibi. Simultane. Evet. Bir şey skeç programı vardı ya çıkıp böyle bir anda yapıyorlar. Diren suratını terledi. Evet. İki tane de resmi var ama bakıyorum. Ben berber benim suratım terledi. Oğlum soğuk istek var ya. Bir de ensene. Enseni yaptı bir de. Ya bu, dur ben nereden beni yedim? Meyrilik yapışacak şimdi ensene yemin ediyorum. Bir de ne oldu biliyor musun? Odadaki bütün saçlar... Evet. Yere biraz... yalandan koyulan yorgan morgan yalan oldu yani. Sakala giriyoruz mu? Bir rahatladım bir bakayım ya. Sen yemin ediyorum FIFA ile oynasan kafandan tanırız ama. Kanka bir bakayım. Yemin ediyorum bak. Bak mükemmel değil. Evet ama güzel. Ama cidden. Güzel. Sonlara doğru harbiden topladı bu arada. Ama zaten benden de mükemmel beklemiyordun. Ama ilk gördüklerim herhalde. Harbiden çok komikti. Üstlere mi baksak topladı. Ya? He? Üstlere falan baksak mı ya? Üstlere çok... Ya ayna var mı? Görme hakkın oluyor ya normalde. Bak işte oradan. Abi ben getireyim sana telefonu. Bir dakika sen bak önce. Sen bak yayını kapatmaya karar verirsen şey yapın. Abart ya. Yo yo cidden. Bak biraz öyle yamukluklar var onlar dışarıdan çok belli olmuyor. Evet evet. O taraf çok gayet iyi ya. O taraf evet, gayet bu iyi. Olur zaten. Şurada şurası burayı fazla bir tek evrim. Tamam orası işte fazla da oraya da nasıl alınır orası bilmiyorum. Orası tek problemimiz azıcık zaten. Azıcık alacağım. Oraya bir süredir almaya çalışıyor olamıyor. Bir alamıyorum. Şey söyleyeyim çok iyi topladı sonra. İyi yapmış iyi beyler. Evet. İyi evet. İyi. Şurayı tamam. Yani oralarda mesela şöyle yapıyorum anladın mı? Makas yok. Sıkıntı yok. Var ya bir tane. Bak makas. Nasıl oldu görüyor musun? Kağıt makası var ama. Ya ya onun olmaz. Tamam kanka. Şöyle yapalım. Dur ama sen baktın chat bakmadı ya. Tamam üstleri kısaltman lazım ama. Üstlere girelim mi ya? Girmeyelim bence. Bence de ya makineye çok güvenim. Bence girmeyelim abi. Sonum da olacak demiş. Makine. Enseler açın tamam mı? Olunca tamam işte. Açın. Kafeka mı atmışsın? Kanka sen bir gel bak yayında bir baksın insan. Bir saniye dur. Bence oldu bu iş. Dur şuraya. Dur ben bir şunu şey yapayım. Bu hikayede yanan sen oldun. Lan bu çok komikmiş. Tövbe estağfurullah. Tamam böyle boş. Sık. Arkadaşlar yanları şimdi yorumlar mısınız? Bir bakın arkadaşlar olmuş mu bu? Bence oldu. Getirem. Gel abi. Bir dakika önce şu saçma salak şeyi göster. Onu gösterdim mi? Geliyorsun beş abi. Buna benzemiyorum değil mi beyler? Buna benzemiyor bence ya. Benziyor mu? Ya saçmalama ya. Bence harbiden helalden evrim. Bu taraf çok iyi oğlum. Öteki taraf dev. Bir taraf evimi çok iyi yapıyorsun. Burayı... Solu çok iyi yapıyorum. Sola evet. Mı? Şurayı iyi yapmış beyler bence. Orayı beğendiysen diğer taraf ondan daha evet, iyi. Evet. Bu, bence sen bu taraf daha görmüyorsun. Iyi. Bu taraf çok iyi abi. İyi sayılır. Eşit değil diyenler var. Evet bir tık böyle sanki. O ışıktan arkadaşlar. Yazık Işıkların, kafana diyenler evet, var. Evet, ışıkların... Bir tanesi direkt geliyor bir tanesi gelmiyor. Biri uzun kalmış diyen var. Yok yok. Işıktan öyle diyorlar ya. Işıktan oluyor abi. Çizik yok değil mi? Yok yok. Kanka yani burası rahatlattı beni ya. Aa sen şeyde hata yapmışsın. Neydi? Şuradan biraz geçişli gelecekti. O gelmedi işte kanka. Bazı hatalar oldu evet. Ama bir günde toparlar onlar. Bir günde uzar ya beyler bunlar.
Üstleri de kes kanka. Oğlum ben kendime yaptığım sen ne yaptın şu an ilk çok güzel. Çizikler vardı. Sonra düzeltti işte yavaş yavaş. Oğlum öyle kullanmıyor ama var ya. Diğer taraf çok uzun değil. Buradan direkt yapma. Işık geliyor arkadaşlar. Onu da yapmam gereken zamanlar da oluyor. Alalım mı sakalları? Alalım ya. Bir şey diyeceğim. Sakalı ben de alabilirim. Ben alayım bence. Ben alayım. Şöyle söyleyeceğim sana. 2 ile buraya, 2,5 ile buraya bir gir. 2 falan çok kısa oluyor. Aklım durur. Ben sana öyle söyleyeyim. Nasıl kısa oluyor ya? Ben çok kendi bildiğim ya. Gibi yapayım. Kanka senin bildiğin gibi ama burası gibi olmasın işte. Tamam yok o kadar kısa olmayacak. Uzun yapsana sen bir bakalım ya abi kontrolü. Amına koyayım söylüyoruz berberlere işte. Abi uzun dedim bu da uzun yapamadı. Fark ettin değil mi? Evet. Hadi canım çok korktum bak, lan. Bak Erin bir dur bir dur. Burayı kısa yapıp burayı uzun yapacağım biraz tamam mı? Şu an 5. 5 burası 5. O makineye hiç dik vurmamak gerekiyor ayarlar kenarında. Dur bu karşıdan yapılır lan herhalde bu iş. Sen bana döneceksin biraz bro. Ben şeyde kaldıracağım. Şey, çeneyi yukarı. Dön bakayım. Şu altları alacağız zaten değil mi? Bak ama yüzüm sivri olsun, kilo gözükmesin. Tamam. Top sakal değil ama yanlış anlama oraya bak. Anladık. Kıraş olasın maddeli gibi canını çektiriyor. Herkes maymun gibi değil mi beyler? Sizin saçlar nasıl? Sevgili izleyicilerim. Sizin durumlar neler? Evet saçlar nasıl? Yani janti misiniz sanki? Damat tıraşı mı oldunuz? Mağara adamı diyor herkes. Dön bana. Dön. Toka takıyorum diyor biri. Hiç kestirmeyenler de var. Yandan kes sen. Şeyi kapatma. Tamam ama işte. 3 numara diyen çok var lan. Herkes 3'e vurmuş evde. Evde ne yapacaksın abi zaten? Berber misin? 3'e vurur geçersin. Niye yahu? Allah Allah. Melih'e döndüm diyen var. Örgülü uzun saç diyen var. Aynen ya çok uzatılıyor ya çok kısaltılıyor zaten ya. Bir şey diyeceğim saç uzatmayı düşünen varsa tam zamanı aslında. Evet. Yani kimse sizin o amele dönemi görmeyecek 4-5 ay. Sonra topluyor olabileceksiniz zaten. Biri babam berber yazdı. O çok iyiymiş. Çok iyi anladım. Evde kesiyordur değil mi takım? Evet. Böyle de kes. Kuaför gibi kestim ilk seferimde. Evrim gibi kesmedim diyor. Bakacağız bakalım. Evrim güzel bir şey yapar ya. Saç uzatma dönemi. Ben de uzatacaktım arkadaşlar da dayanamadım ya. Kaç dakikasın şu an? 4. Vallahi yüzüm rahatladı biliyor musun? İlk gün Helsinki. Helsinki'ye çok benzetiyorlar. Helsinki evet. Benziyor. Sonumuz bende. Kanka bana kuaförde sigara içtiriyorlardı. Bir tane sigara versene ya. Ama usta berberlerde şey oluyor. Benim de. Bakayım mı kankam? Dön bana. Dön bana da. Tamam abi. Şuraları biraz daha kısaltacağız. Arkaları evet. Alacağız. Şimdi çok hassas yerdeyiz. Onu yaptıktan sonra mı yapalım onu? Yok sen devam et. Sen devam et ne amına koyayım? Ustam tamam, devam et ya. Lan bir şey olmaz. Buraları alacağım. Ustam devam et. Al al. Aman diyeyim abi. Amma ki.
bakayım. Ya senin gerçekten güzel oldu zaten. Evet evet, benim zaten orijinalde de yaptım. Dümdüz. Ben normalde de yaptırdım bu ya. Bir de permatik alırsın onları kanka. Onu da yapmayı düşünüyorum ya. Yap yap. Çünkü makine almıyor, sıfırı sıfır almıyor. FTP ya. Kaç o kanka, 4 mu? 6. Bu şekilde berberlerin mesleğinin de çok kolay bir meslek olmadığını anlamış. Tabii canım. Evet, önümüzdeki haftada masaj yapmayalım. Kime yapacaksın? Masajların mesleği nasılmış acaba? Kime yapacaksın? Bana. Ha yok. Ha. Eyvallah reis, eyvallah. Bir şey söyleyeyim sana, Berk de özenip isteyecek bence. Yapmam ki. Bence de yapma. Yapmayalım artık, parayla gelelim sana. Parayı da yapmam ki. Neyle yaparsın? Hiçbir şey. Öpçük. Evin teknik olarak Türkiye'nin en pahalı berberi oldu şu an. Hiçbir şey diyerek. Ufa, çok karizma bir hareket yaptın lan. Kapağı dokunmadan çıkarttın. Bence düşürdü. Etik onlar çok yaşamaz ya. Evet, evet, düşürdü ve şov yapıyor. Sanki sıfırla alıyorsun ya. Hı. Değil mi? Evet. Sıfırla. Ona çok dikkat etmek lazım. Çizgi yapma yani. Çok kro işi oluyor öyle. İmzası ama evin lan. Ben bakayım. İmza atmış zaten şakaklarıma da. Ha, sıfırdan gidiyor. Adem elmasını kesme. Elmasın mı? Herkes de elma, sen de elmas mı abi? Tabi lan, ne sandın? Elma mı? Adem elmasın. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Bunun şarjı bitiyor. Harbi mi? Evet. E tak bunu. Dur, dur ya, şimdilik bitmedi ya. Saçlarını odama mı fıştırdın? Hayır be, elime tutuyorum elime. Lan odam birazcık saç oldu ama. İkram yok mu? Kaldık. Hani soda kola tarzı böyle. Geliyor soda. Abi değdirmedik, dua et. Soda mı? İstiyor musun? Abi Red Bull var. Hiçbir berber de olmaz. Red Bull var ya. Hiçbir berber de olmaz. Red Bull var mı lan hakikaten? Barbar ama barbar şekersiz de var ya. Olsun ya. Tabii zevk meselesi. Kanka yüzündeki kılları bir atalım. Ver makineyi. Bence oldu ya. Ama odayı sikeceğiz. Sen biraz bana doğru dön. Oğlum bir şey diyeceğim, olmuş gibi duruyor bak da oradan bile. Bir dön. Dön bro. Kapat suratı da. Usta! Usta! Usta senin gülü! Usta! Usta senin gülü! Abi ama abi! Başımızda unutmasın artık ne yapma. Bütün berber geyikleri de yapıldıktan sonra. Usta yıkayayım mı ben abi? Şimdi bir dur kanka, şu şeyleri tüyleri de usta alalım. Usta abi yıkayayım mı? Yanak tüylerin ama çizgi olmasın gözünü seveyim. Bak hala... Ya bir çizgi takıntımız var evim, bunu almışsın da böyle şu. Kaba kaba kıllar yok değil mi orada? Sayende yok artık. Dön. Tamam. Poşet yanacak da şimdi sigarada. Açayım abi. Açanı verdim. Çok hızlı kadar açtın lan. Ha? Çok hızlı açtın. Biter açayım abi, fıstık gibi. Buna laf söyleyecek delikanlı da yok. Evde bu kadar olur. Kılın var mı? Yok. Yok harbiden güzel duruyor. Oğlum güzel gibi duruyor lan harbiden elleyince. Bir ufak böyle bir yıkasan çok kısa.
Çok güzel olur. Yıkamama gerek yok ya. Şu an. Ya işte çok azlık şey kalıyor ya terlediğimiz. Ev ortamı olduğu için bir tık daha şey. Üstleri almadı yalnız hiç. Hiç gerek yok ya. Yaşarsın abi böyle. Beyler hazır mıyız? Çok iyi lan. Üst falan risk, ben sana öyle söyleyeyim. Çok iyi beyler. Bir şey diyeceğim, bence güzel yaptı galiba. Ben de burada bakıyorum ilk defa. Uzaktan göremedim. Çok iyi durdu lan. Abi bu keskinlik yakışıyor sana ya. Biraz belalı gözüktün değil mi? Evet evet. Sert bakayım. Oldu olmuş. Oğlum bak yorumlara bak, çok iyi oldu. Kral güzel oldu, yakışmış. Abi bu keskinlik yakıştı sana ya. Saatler olsun. İyi kral, iyi. Evde bu kadar olur ya. Beyler güzel oldu bence ya. Aynen enseye abi. Bakın bakayım. Ense de iyi oldu bence. Vallahi güzel lan. Şuraya biraz uzun ama. Yok be. Burucum yok yok. Öyle gözükmüyor. Işıktan bir tık öyle gözükecek çete ama öyle çok gözükmüyor. Işık var bu arada. Işıkları bir evet. Kapat bak. Doğal görünüme bakalım mesela. Evet, o zaman da çok karanlık olabilir. Ya bir kapat. Deneyelim. Bir. Kapat onu da. Evet, evrimde de ekip çok karanlık oldu. Diyor mu bunu koyayım? Adam biliyor beyler bu işleri, ışık işlerini. Onu duvara baktı. Vallahi yakıştı diyorlar ya. Kanka harbiden bir tane kötü yok yani. Geyik anlamında da kötü yok. Bro zaten kötü olmadı. Eline sağlık kardeşim ya. Güzel oldu, güzel oldu. İnsana benzedik. Ya şu üstleri makasla azıcık alsan mı acaba? Vax'la falan bir diksen mi? Bence bu keskinlik harbiden yakıştı. Çok büyük risk. Ben sana öyle sıfırdan çok uzun da çok yakıştı bence ya. Kanka insana benzedik değil mi beyler? Üstü kalsın abi. Azıcık çevir orayı da istersen. Yo çok iyi diyorlar ya. Diğer tarafı çevirmem lazım benim abi. Çukur açıyorum. Şunu çıkartayım mı? Çıkart. Eline sağlık kardeşim ya. Harbiden güzel oldu lan. Dur gömleğimi de giyip giriyorum ya. Dur şu enseni alalım bir. Çok kıl var. Evet evet. Gel. Onu biz bir şey yapalım. Odan daha nasıl sıktı ama. Gel abi. Gitmiyor ki bunlar ya. Evet evet. Nasıl oldu? Duş lazım işte. Bir de şu üstümü değiştireyim, geliyorum hemen. 2 saniye verin bana. Geliyorum beraber. Ebo benim de sakallarım birazcık şey yapsak mı lan? Büyük yayından riskle. Sonra yapalım. Büyük risk de bilemedim. Yo risk değil oğlum, iyi yaparım. Lan terledim. Ben bir duş alayım. Ben sevdim ya. Dırırt. Dırırt dırırt. Beyler bence valla şey sakal geçişini çok beğendim ben. Olur var abi, bayağı var. Şimdi biraz kilo aldım ben, yalan yok. Yüzüm sivri gözüksün istiyorum. O yüzden buralar biraz kısa. Buralar biraz uzun. Aşağıya doğru uzuyor böyle falan. Şimdi bir yakından oturayım koltuğa bakalım. Kolonya var mı? Kolonya verilirdi normalde. Ben valla beklentilerimin üstünde çıktım. Eline sağlık kardeşim ya. Eyvallah, sağ ol. Bir şey diyeceğim, çeksene beni bir tane. Şurada. Gel otur. Basarız Insta'ya. After before. Before after. Şunu çeksene. Işığı çevir. Çevir bunu. Ha, fotoğrafta bir tık belli oluyor da. Bakayım. Evde bu kadar olur aga. Tamam, aa, öncesi var mı? Öncesi yok. Ben de öncesi sende, senin telefonu. Tamam. Açarız ondan. Hatta atın WhatsApp'tan bana. Açıp bakayım şimdi. Bakalım ne değişmiş. Ben bir oturayım şöyle. Geç abi, ben şurayı alayım. Işığı da bir ayarlasanıza kanka. Ayarlayayım abi. Şimdi bu ışık gelince gözükmüyor buralar da. Hı. Güzel güzel güzel. Bıyığı da ellemedin kanka hiç. Bıyık. Ya bıyığı sen iyi zaten değil mi? Evet. Bence best ya. Bence bestler best ya, olmuş. Ne diyorsunuz? Var mı bir dakika şeye bakalım bir de. Discord'a hali ne diyormuş? At içine şöyle topla komple atarız.
beyler.